hangi aşıyı yapalım sorusuyla karşılaşmaya başladık. Alerjik hastalığı olanlar aşı seçiminde nelere dikkat etmeli? İşte bu soruların cevabını vermeye çalışacağız. Alerjik hastalığı olanlar hangi aşı olsun? Özellikle alerjik astım olanlar, egzama, alerjik nezle ve diğer alerjik hastalığı olanların gerek Çin aşısı, gerek Alman aşısı, gerek Rus aşısı olmasında bir sakınca yoktur. Sadece alerjik hastalığı olanların aşılarını hastane ortamında yaptırmaları ve aşı sonrası 30 dakika gözetim altında beklemelerinde fayda vardır. Çünkü aşının içinde alerji yapan önemli bir madde olmasa da yeni denenen aşı olduğu için netice olarak alerjik reaksiyon riski çok az da olsa bulunabilir. İlaç alerjisi ve besin katkı maddelerine alerjisi olanlar için BioNTech aşısının alerji riski daha yüksektir. Bu nedenle özellikle ilaçların tablet formuna alerjik reaksiyon geçirmiş olanlar, ilaç alerjisinin nedeni tespit edilmemiş olanlar, besin katkı maddesine alerjisi olanların BioNTech aşısı yerine Çin aşısı Sinovac veya Rus aşısı Sputnik V aşısı olması alerji riski açısından daha emniyetli olabilir. Aşılara alerji gelişme potansiyeli açısından düşük, orta ve yüksek olarak sınıflamak aşı seçimine karar vermede faydalı olabilir. Koronavirüs aşılarına alerji gelişme riski düşük olan hastalıkları şöyle söyleyecek olursak, ailede alerjik hastalıkların olması, ev tozu, mite, polen, küf gibi solunumsal alerji nedeniyle astım, alerjik nezle, göz alerjisi olanlar, besin alerjisi olanlar, egzaması olanlar, alerji aşısı olanlar, astım nedeniyle anti-IgE, anti-interlökin 5 gibi biyolojik tedavi alanlar, salisilik asit, ibuprofen gibi ağrı kesici ilaçlara alerjisi olanlar, daha önceden belli ilaçlara ve arı venomlarına alerjisi olanlar, daha önceki aşılarda aşı yerinde şişlik gelişmiş olanlar alerji gelişme riski açısından düşük riskli gruptadır. Onun için bu saydığımız alerjik hastalığı olanların her 3 koronavirüs aşısını olmasında sakınca yoktur. Sadece koronavirüs aşılarından sonra yani Çin aşısı, Alman aşısı ve Rus aşılarını olduktan sonra hastane ortamında 30 dakika beklemelerinde ve ciddi alerjik reaksiyon açısından gözetim altında tutulmalarında fayda vardır. Özellikle aşılara karşı alerji gelişme riski düşük olanlara Çin aşısı, Alman aşısı, Rus aşısı olmasında sakınca yoktur. Koronavirüs aşılarına alerjik gelişme riski orta derecede olan bazı hastalıklar vardır. Bunlar neler? Özellikle ilaçlara karşı alerjisi olan ve ilaç alerjisinin nedeni saptanamayan ancak ilaçlara karşı ciddi alerji veya alerjik şok gelişmişse, özellikle polietilen glikol alerji şüphesi olanlar da orta derecede bu koronavirüs aşılarına karşı bir risk vardır. Bu gruptaki kişilerin özellikle BioNTech aşısı olmamasında fayda vardır. Daha önceden aşılara ve omalizumab dediğimiz anti-IgE tedavisine karşı bir reaksiyon gelişmişse veya sistemik mastostoz gibi mast hücre hastalığı varsa bunlarda da koronavirüs aşılarına karşı alerji riski olabilir. Netice olarak alerji riski orta derecede olanlarda yani mast hücresi hastalığı olanlarda, ilaç alerjisi geçmişi olanlarda özellikle Rus aşısı ve Çin aşısı tercih edilebilir. BioNTech aşısı bu durumlarda tercih edilmeyebilir. Peki ilaç alerjisi olanlar hangi aşı olsun? Özellikle ilaç alerjisi olanlarda BioNTech ve diğer mRNA aşısı olan Moderna aşısına karşı alerjik reaksiyon gelişme riski yüksektir. Bu aşılara karşı alerjilerin nedeni aşı içindeki koruyucu madde olan polietilen glikol maddesine bağlı olabileceği düşünülmesinden dolayı özellikle pek içeren ilaçlara karşı alerjisi olanların BioNTech aşısı olmaması daha emniyetli olacaktır. Eğer ilaç alerjisinin nedeni polietilen glikol içeren bir ilaca bağlı değilse o zaman alerjik gelişme riski yüksek olmayacaktır. İlaç alerjisinin nedeni polietilen glikol maddesine bağlı olup olmadığını bilmiyorsanız Çin aşısı Sinovac veya Rus aşısı Sputnik V aşısı olmanız daha doğru olabilir. Aşıya bağlı alerjik şok geliştiğini nasıl anlarım? Bunu anlamanın yolu da aşıdan sonra eğer ani gelişen bir nefes darlığı, tansiyonda düşme, bayılma, dilde dudakta şişme, vücutta kaşınma, kalbiniz hızla artmaya başlamışsa özellikle ani gelişen karın ağrısı da alerjik şokun ilk belirtileri olabilir. Bu nedenle böyle durumlar olmuşsa hemen bir müdahale için bir doktora veya sağlık çalışanına haber vermenizde fayda olacaktır. Bazen de alerjik şok gelişmese de alerjik şokun belirtilerini taklit eden bazı durumlarla karşılaşabiliriz. Bazen aşırı korkudan, aşırı stresten, panik ataktan da aynı alerjik şokun belirtilerini taklit eden durumlarla karşılaşabiliriz. Bu sebepten dolayı yine de bu belirtiler olduğu zaman muhakkak sağlık çalışanına haber vermeniz ve tansiyonunuzun ve nabzının bakılmanızda ve incelenmenizde fayda olacaktır. Peki aşıya karşı alerji gelişmesi ne yapmalı? Aşıya karşı alerji gelişenlerde çok hızlı bir şekilde müdahale edilmelidir. İlk olarak hayat kurtarıcı adrenalin tedavisi uygulanmaktadır. Özellikle beta bloker tansiyon ilacı kullananlarda adrenalin etkili olmayacağı için glikogon ilacı kullanılması gerekebilir. Bu nedenle aşı yapılan merkezlerde glikogon ilacının da hazır bulundurulması özellikle hipertansiyon tedavisinde beta bloker kullananlar için çok önemli olacaktır. Alerji gelişenlerde aşılama konusunda iki uygulama yapılabilir. İlki, ilk doz sonrası reaksiyon geçirenlerde koruyucu antikor gelişip gelişmediğine bakılması ve yeterli koruyucu antikor gelişmişse ikinci dozun yapılmaması. İkinci uygulama olarak da farklı bir teknolojiyle geliştirilen bir aşının yapılıp 30 dakika gözlem altında tutulması önerilmektedir. Ayrıca geçirilen reaksiyonun alerjik bir reaksiyon olup olmadığını değerlendirmek için ikinci dozdan önce alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Sonuç olarak özetleyecek olursak, her 3 aşıdan BioNTech ve Rus aşısının etkinliğinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. BioNTech aşısının alerji geliştirme potansiyelinin Çin ve Rus aşısına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle astım, alerjik nezle, egzama, besin alerjisi gibi alerjik hastalığı olanların her 3 aşıyı da uygulanabileceğini bildirmek isterim. Özellikle içinde polietilen glikol maddesi bulunan ilaçlara karşı alerji gelişmiş olanların Çin aşısı veya Rus aşısı yaptırmaları daha emniyetli olabilir. Besin katkı maddelerine alerjisi olanların da aynı şekilde Çin aşısı ve Rus aşısı Sputnik 5 aşısının olmaları da faydalı olabilir. Aşıdan sonra gelişen reaksiyonlar genellikle ilk 15 dakika içinde gelişmesinden dolayı alerji riski olan veya alerjik hastalığı olanların aşılarına hastane şartlarında olması ve aşıdan sonra hastane ortamında en az 30 dakika beklemeleri faydalı olacaktır.